Buyurun, nasıl yardımcı olabilirim efendim? Bugün boş kokularla andığımız Eyfel Kulesi ile Şanzelize ile aklımıza kalan o güzelim Paris aslında çok kötü kokan ve insanların isyan ettiği bir yerdi. Ve 1789 yılında halk isyanı ayaklanması saraya taşındı, kralı alıp indirdiler. Aynı yıllarda Martin Herring çok özel bir buluşu açıkladı. Zirkonyum. 1789'da zirkonyum açıklandı ve 1824'te Johns Jakob tarafından da izole edildi. Periyodik cetveldeki yerini aldı. Zirkonyumu şimdi de Hospital Dent'in Mecidiyeköy şubesinde değerli ve kıymetli dostumla konuşacağız. Nerede? İşte burada. Aslında bir dizide başrol oynaması gerekirken tıp alanında kendisini adamış tatlı bir insan. Hocam. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba. Sayın Yiğit Kurt. Zirkonyum nasıl bir önem taşıyor diş tedavisinde? Evet. Zirkonyum bizim şu anda diş hekiminde kullandığımız hem estetik hem sağlamlık anlamında en yeni diyebileceğimiz ve en uygun diyebileceğimiz malzeme. Bizim standart tedavilerimizi normal porselenlerle yaparken, metal seramiklerle yaparken zirkonyumun girmesiyle diş hekimliğinde de daha estetik, diş eti uyumu daha iyi olan protezler, kaplamalar, köprüler yapmaya başladık. Tabi zirkonyumun özelliği estetik olmasının yanında sağlam olması. Sağlam, evet. Çünkü full seramik ile yaptığımız estetik olarak hani maksimum estetik sağladığımız tedavileri kısıtlı yapabiliyoruz ama zirkonyumda dirençli olmasından dolayı diğer köprü tedavileri veya kapanışta problem olduğu zaman da rahatlıkla kullanabiliyoruz. Demek ki bazı dişlerin yapılmış olduğunu hemen anlamamızın ve bazı dişlerin acaba gerçek dişlerim diye şüphe duyacak kadar iyi yapılmış olmasının sırrı zirkonyumdan geçiyor. Evet, zirkonyumda daha natürel bir görüntü evet. Sağlayabiliyoruz. Aynen, daha doğal bir görüntü olabiliyor. Bir de şöyle, biz zaten bir gülüş estetiği sağlayacaksak hastada, bir gülüş tasarımı yapacaksak bunu yaparken en natürel malzemeyle yapmak, doğal görünecek malzemeyle kullanmak ve en iyi malzemeyi kullanmak şart. Tabi sadece en iyi malzemeyi değil, hastanın suratının şeklinden tutun, ağız yapısı, dudak kalınlığı, hastanın bayan olması, erkek olması, bunların hepsi bizim gülüş tasarımı yaparken nelere dikkat edip nelere dikkat etmeyeceğimizi etkileyen şeyler. Dolayısıyla zirkonyumu kullanırken de bir gülüş tasarımı yapacaksak eğer, biz öncesinde bir takım modeller hazırlayıp bunlardan falan hastaya bunu gösterip hastanın isteğiyle de hatta ne bileyim daha büyük diş isteyebiliyor bazen evet. Daha işte gösterişli diş tavşan isteyebiliyor. Aynen öyle. Özellikle biz büyütüyoruz ama daha da büyük olsun, daha da tavşan olmak istiyorum diyen hastalarımız oluyor tabii. Daha büyük yapın, yarı at olmak istiyorum.